Problem denemeleri 5'teyiz. Vakit kaybetmeden ilk sorumuzla başlayalım. Tabloda bir taksinin yolcu aldıktan sonraki açılış ücreti, gidilen her kilometre için alınan ücret ve hareket etmeden yolcuyu bekleme durumunda her dakika için bekleme ücreti verilmiştir. Tabloda görünüyor zaten. Bu taksiye binen Ali Bey'in cebinde 180 TL parası vardır. Taksi ortalama saatte 90 km hızla 40 dakika gittiği bir yere aynı ortalama hız ile geri döndüğünde Ali Bey'in taksiciye borçlu kalmaması için taksiciyi en fazla kaç dakika bekletmesi gerekmektedir diyor. Ben yol eşittir hız çarpı zaman olduğunu biliyorum arkadaşlar. Şimdi hızı bakın 90. Saatteki hızı 90. Ama buradaki dakika verilmiş arkadaşlar. Bak burada saat. Dolayısıyla 40'ı ne yapacağım? Saate çevireceğim. Dolayısıyla 60'a bölmem lazım. 2 ile de sadeleştirdiğim zaman 2 bölü 3 saat olacak. 2 bölü 3 saat. Bunları da çarptığım zaman arkadaşlar ne olacak? 60 kilometre gidiş olacak. 60 kilometrede geliş olmayacak mı? Değil mi? 60 kilometrede geliş. Yani toplamda aslında 120 kilometre gitmiş oluyor. Şimdi arkadaşlar kilometre başta ücret 1,4 TL değil mi? Dolayısıyla ben bu 120 ile 1,4'ü çarptığım zaman ne yapıyor arkadaşlar? 168 mi? 168 TL yapıyor herhalde. Tamam. Ne diyor? Şimdi açılış ücreti de arkadaşlar zaten direkt 3 TL bayılıyor. Doğru mudur? 3 TL de buradan gitti. 171 TL'si oldu. Şimdi Ali'nin cebinde kalan ne kadar olacak? 180 de 171'ini verdi zaten. Geriye 9 TL'lik bir parası kalmış olacak arkadaşlar. 9 TL'lik bir parası kalmış olacak. O zaman en fazla ne kadar bekletebilir diye bakacağız. Şimdi her dakika için ücret 60 kuruş değil mi? Şöyle 1 dakika şurayı silelim. 1 dakika 60 kuruş. 60 kuruş. Tamam. 60 kuruş diyelim şöyle. O zaman şimdi ne kadar bir parası var bunun? 9 TL var. 9 TL var. 9 TL'de arkadaşlar kuruşa çevirecek olursam 900 kuruş yapmıyor mu? 900 kuruş. 900 kuruş için de ne kadar bekletebilir? Ona bakalım arkadaşlar. Bak birer tane sıfırı gitti. Bunun kaç katı? Bunun kaç katı? 6'nın 15 katı 90 yapar. Birinde 15 katı ne olacak arkadaşlar? 15 yapacak. Dolayısıyla en fazla 15 dakika bekletebiliyormuş. Doğru cevabımız B şık. 2'ye bakalım. Meyra marketten 2 kilo muz, 3 kilo elma ve 4 kilo portakal alıyor ve kasaya gidiyor. O zaman portakalın arkadaşlar muzun 1 kilosu M TL olsun, 2 kilo alacaksa arkadaşlar 2 M ödeyecek. 3 kilo elmanın 1 kilosu E TL, 3 kilosu 3 E. Benzer şekilde portakalın da 1 kilosu P TL, 4 kilo alacaksa 4 P olacak. Yani ödeyeceği toplam ücret bu kadar olacak arkadaşlar. Tamam. Kasiyer elma için muz, muz için portakal, portakal için elma fiyatını kullanıp yanlış hesaplama yaparak ücreti alıyor. Bak bu normalde doğru. Yanlış da arkadaşlar o zaman ne yapacak? Yanlış da elma için muz. Bak elma için muz. O zaman bu 3M olmuş olacak. Muz için portakal. Muz için portakal. O zaman bu da 3P olmuş olacak. Pardon 2P olmuş olacak. Portakal için de elma fiyatı. O zaman bu da ne olacak arkadaşlar? 4E olmuş olacak. Yani bu kadar ödemiş olacak. Tamam. Meyra marketten çıktıktan sonra yanlışlığı fark edip doğru hesabı yaptığında ödeyeceği miktarın değişmeyeceğini anlıyor. Demek ki bu miktarlar birbirine eşitmiş. 2M artı 3E artı 4P eşittir 2P artı 3M artı 4E olacak arkadaşlar. Tamam. Buradan da P değeri eşittir. Ne oluyor? M artı E değeri mi oluyor? Tabii şurası 4P'den 2P çıkınca 2P. Değil mi? Bizden ne istiyor? 1 kilo elma fiyatının 1 kilo muz ve portakal fiyatı türünden eşti. Yani E'nin P ve M cinsinden eşti. O zaman E'yi yalnız bırakacağız. E de buradan 2P eksi M gelmiş olacak. Doğru cevabımız A şık. 3'e bakalım şimdi. Bir GSM operatörü müşterileri için aşağıdaki tarifeyi uygulamaktadır. Kişi konuşmaya başladıktan sonra dakikası 15 kuruştan fiyat belirlemektedir. Bakın 1 dakika 15 kuruş. Tamam. Kişi konuşma sırasında hattı GSM operatörü kaynaklı kesilme yaşarsa tekrar hatta bağlanana kadar geçen dakika başına 5 kuruş indirim uygulanmaktadır. Tamam. Sinem arkadaşı İlayda ile bir ay boyunca her gün 30 dakika konuşmuş ve bu bir ay içinde hatta 6 defa kesilme yaşanmıştır diyor. Şimdi bakın bir ay boyunca her gün 30 dakika konuşulmuştur. Tamam. Bak burada bir ayında 30 gün olduğu belli. Tamam. Şimdi arkadaşlar bak 1 dakikası
15 kuruş değil mi? Evet. Dolayısıyla şimdi her gün 30 dakika konuşmayacak mı? Evet. 30 dakika için ne kadar ödeyecek? Bakın bunun 30 katı. Dolayısıyla 15'in de 30 katı ne olacak arkadaşlar? 450 kuruş olmuş olacak. Peki ben neyi buldum şimdi? Bak bir günde. Bak bir günde. Fakat şimdi bir ay boyunca konuşacak. Burada yazıyor. Bir ay boyunca arkadaşlar 30 gün olduğu için benim buradaki miktarı bir de ne yapmam lazım? 30'la çarpmam lazım. Yani şimdi bir günde 450 kuruş oldu ya. O zaman 30 günde de şunun 30 katı. Bak bunun 30 katı ya. 450'nin de 30 katı ne olacak arkadaşlar? 1300 135, evet, 13.500 kuruş olmuş olacak. Dolayısıyla ben bunu TL'ye çevirmek için ne olacak arkadaşlar? Bu da 135 TL olmuş olacak. Tamam. Bak, bir aydaki normal konuşma ücreti. Tamam. Ama bu bir ay içinde de 6 defa ne olmuş arkadaşlar? Kesinme yaşanmış. Bu kesinme sonucunda her gün eşit sürede tekrar hatta bağlanma yaşanmıştır. Bak her gün eşit sürede tekrar hatta bağlanma yaşanmıştır. Bu süre içinde Sinem başka kimseyle konuşmamıştır ve ücretlendirmeye tüm giderler dahildir. Ay sonunda Sinem'in faturası 133,5 TL geldiğine göre bir günde kaç dakika kesinti yaşanmıştır diyor arkadaşlar. Normal şartlar altında. Bak normal şartlar altında. Herhangi bir kesilme şu bu falan olmasaydı 135 TL olmuş olacaktı. Doğru mu? Ne kadar gelmiş arkadaşlar? 133,5 TL gelmiş. Peki bu aradaki 1,5 TL'lik fark nereden kaynaklanıyor? İşte bu kesilmelerden kaynaklanıyor. Doğru mudur? Evet. Şimdi bak soruda bizden ne istiyor? Bir günde kaç dakika kesinti yaşamıştır? Şimdi arkadaşlar bir dakikada 5 kuruş indirim olmuyor mu? Evet. T dakikada o zaman ne kadarlık bir indirim olacak? 5 TL'lik bir indirim olmuş olacak. Kaç defa kesildi? 6 defa kesildi. Dolayısıyla 6 çarpı 5 TL'lik bir indirim olacak. Buradaki indirim ne kadar? Bakın 1,5 TL değil mi? Bunun dolayısıyla 1,5'a eşitlenmesi lazım. Değil mi? Arkadaşlar ben bunu da virgüllü sayılarla uğraşmamak için kuruşa çevireyim. Bu da ne olacak? 150 kuruş olacak. 6 ile 5 çarparsam 30. 150'yi 30'a bölersem de T'yi buradan 5 olarak bulmuş oluruz. Tamam. Doğru cevabımız bakın C şık. Tamam. Burada kuruş ya. O yüzden buradaki 1,5 TL'yi kuruşa çevirmek daha kolay. 4'e bakalım şimdi. A ve B şirketlerine taahhütleri için diyor. Taahhütler 12 aylık olarak yapılmaktadır. Tamam. Taahhütlerimiz 12 aylık. Taahhütten vazgeçebilmek için geriye dönük faturalardan taahhütsüz için yapılan indirim tutarının geri ödenmesi gerekmektedir. Bak ben diyelim ki bunu tercih ettim. Taahhütlü ne olacak arkadaşlar? 35 TL. Taahhütsüz fiyatına 50 TL. Ben bunun yarısında ayrıldığım zaman ne olacak? Geçmiş aylarda o zaman ne olacak arkadaşlar? Her aya 15 TL ilave olması lazım. Çünkü ayrılıyorum ya. Onu da anlatmak istiyor. Taahhütten vazgeçebilmek için geriye dönük faturalardan taahhüt için yapılan indirim tutarının geri ödenmesi gerekmektedir. Az önce söylediğimiz. Fahri Ağar şirketinden aldığı 12 aylık taahhütlü yeni bir hattı 6 ay kullanıp 6. ayın sonunda B şirketinden 12 ay taahhütlü yeni bir hat almıştır. Şimdi arkadaşlar Fahri'ye bir bakalım. Şimdi ne yapacak? A şirketinden 6 aylık kullanacak. Taahhütlü alacak ya. Dolayısıyla ne kadar ödeyecek ücret? 35 çarpı 6 yani 210 TL ödeyecekti. Doğru mudur? Fakat ne yapmış? 6 ay kullanmış. 6 ayın sonunda B şirketinden 12 ay taahhütlü yeni bir hat almış arkadaşlar. Yeni bir hat almıştır. Buna göre Fahri'nin birinci hattını aldığı ilk günden itibaren ödeyeceği 12 aylık toplam fatura tutarındaki değişim için TL cinsinden aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Şimdi arkadaşlar tamam bu 6 ayın sonunda ayrıldı ya. Evet. Şimdi normalde taahhüt ettiği süre 12 aydı. Yani ne yaptı? Bu taahhüt süresini tamamlamadan B firmasına geçti. Dolayısıyla bunun geriye dönük 6 aylık ne olması lazım arkadaşlar? Geriye dönük 15 TL ödemesi lazım. Artı 6 çarpı 15 TL. Niye? Çünkü bunların aralarındaki fark 15 TL olduğu için. Tamam. Cezalı ödeyecek ya. O zaman arkadaşlar bu da 90 TL yapar. Dolayısıyla ne kadar ödemiş olacak çıktığında? Çıktığında arkadaşlar 210 artı 90'dan 300 TL ödemiş olacak. Tamam. Şimdi B'ye geçti. 12 ay taahhüt verdi mi? Verdi. Taahhüt verdiyse arkadaşlar taahhütlü fiyatı bunu kullanacak. Doğru mudur? Evet. Şimdi 6 ayın sonunda kullandı ya, geçti ya bunu arkadaşlar. Evet. Dolayısıyla
Geri kalan 6 ayda da bu şekilde ödeyecek. Bu ne yapar arkadaşlar? 48, 12, 168 TL. Yani bak ayrıldığı zaman ödeyeceği fiyatı buldum. 300 artı 168'den 468 TL. Bu ne zaman? A şirketinden aldığı taahhütü bozduğu zaman. Peki bozmasaydı diyor. Bozmasaydı hangisi söylenebilir diyor. Bozmasaydı ben A şirketinden 12 ay boyunca 35 TL ödemeyecek miydim? 12 çarpı 35 olacak. Dolayısıyla 420 TL ödemem lazımdı. Şimdi ben bozunca ne oldu? 468 TL ödemiş oldum. Aradaki fark ne çıktı arkadaşlar? 48 TL çıkmış oldu. 48 TL artmış oldu bir değişle. Tamam. Doğru cevabımız D şık. 5'e bakalım şimdi. Yukarıda verilen şekil bir çocuk oyun alanının zeminine aittir. Bu halkanın alanlarının içten dışa doğru kendinden önceki halkanın alanının 3/2 katı olduğu bilinmektedir diyor. Yani şurasına ben atıyorum R diyecek olursam burası 3/2 katı. Burası 3R/2'nin işte efendim karesi olmuş oluyor. Tamam. Karesi olmuş oluyor. Yani bu şekilde devam ediyor. Anlaştık. Tamam. Şimdi bir halkanın boyanma süresi alanı ile doğru orantılıdır. Mesela boyanma süresi 3 dakikaysa ne olacak? Alanı da 3K olmuş olacak. 4 dakikaysa 4K olacak. Onu demek istiyor. Ve 5. halka aynı çalışma hızındaki 3 işçi tarafından 4 saatte boyanabilmektedir diyor. Bak 1. halka R, 2. halka 3/2R, 3. halka 3/2R'nin karesi. Bak 3. halka 3/2R'nin karesi. Bak oradaki kare 3. halkanın bir eksiği. Doğru mudur? Ya o zaman 5. halka için ne olacak? 3/2R'nin 4. kuvveti olmayacak mı arkadaşlar? 3/2R'nin 4. kuvveti olmuş olacak alanı. Tamam mı? Şimdi ne olacak? Bak 3 işçi tarafından 4 saatte boyanıyor ya. 10. halka aynı çalışma hızındaki 18 işçi tarafından kaç saatte boyanabilir? Biz oran orantı konusundan biliyoruz ki 1. iş bölü 2. iş eşittir 1. işle ilgili verilerin çarpımı bölü 2. işle ilgili verilerin çarpımı diyorduk. Hatırladınız değil mi? Aynı şekilde yapalım. O zaman 1. işimiz bizim yapılacak işimiz ne? 5. halka. 5. halka için boyanacak kısım bu değil mi arkadaşlar? 3R/2'nin ne olacak? 4. kuvvet olacak. Bölü 2. işimiz ne? 10. halka. 10. halkada da ne olacak? 3R/2'nin bakın 10 ya bir eksiği ne olacak? Kuvveti 9 olacak. Eşittir. 1. işle ilgili verilerin çarpımı. Ne yani? 3 işçi var bir de 4 saat var. 3 işçi 4 saat. Bunların çarpımı. 2. işle ilgili ne var? 18 işçi acaba kaç saatte? 18 işçi diyelim ki T saatte olsun arkadaşlar. Dolayısıyla bak buradan şunları böldüğüm zaman ne gelecek arkadaşlar? 1/3R/2'nin 5. kuvveti olacak. Değil mi? 9-4'ten 5. kuvveti olacak. Şimdi bunları da 3 ile sadeleştirdiğim zaman 6. 2'ye bölersem 2. 2'ye bölersem de 3 olacak. Yani 2/3T gelmiş olacak. Tabii şunları da dikkat edelim. Yani dikkatsiz bir şekilde yazdık. Buradaki R'ler içeride değil. İçeride değil. Bak 3/2 katı olacak ya. O zaman diğeri ne olacak? Mesela 9/4R olacak. Şöyle. Evet. Şimdi oldu. Şöyle. Şu R'yi de dışarı alalım. Aman. Tamam. Dolayısıyla ne olacak? 3/5. Bak 1/3/5/2/5 çarpı R eşittir. 2/3T arkadaşlar. Hatta R'ler de burada olmaz ki. Bak R'ler de burada birbirini götürdü. Şuradaki R'yi de artık silelim. Tamam. Burada birincisini aynen yazıp ikincisini ters çevirip çarptığım zaman 2/5/3/5 olacak. Eşittir. 2/3T. Bakın birer tane 2'yi sadeleştirsem burada 2/4 olacak. Birer tane 3'ü sadeleştirsem 3/4 olacak. Dolayısıyla T değerini buradan 3/4/2/4 olacak. O da 81/16 geliyor herhalde. Tamam. Doğru cevabımız C şık. Atalım mı yıldız? Bence atalım. 6'ya bakalım şimdi. Aşağıda bir bilgisayar oyununda bulunan otomobil yarışı için İsmail'in seçtiği 3 farklı yarış pistinin görseli verilmiştir. Tamam.
İsmail'in bu pistlerde farklı sabit hızlarıyla hareket etmektedir ve hızların oluşturduğu küme 150, 90 ve 54'tür. Bak, hızların oluşturduğu küme. Tamam. Karışık olarak verilmiş, sırasıyla değil. Ne diyor? İsmail 3 pisti de eşit sürede, eşit sürede tamamladığına göre diyor, x'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? Eşit sürede. Şimdi o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Bak, yol bölü hız bana neyi verir? Zamanı verir, değil mi? Süre. Şimdi arkadaşlar, o zaman bak, şurayı, şu bilinenlerden yola çıkıyorum. Bak, 300 yol ya, buradaki hızımız 150 olsa 300 bölü 150'den ne yapar? 2 saat yapar. Şimdi 180, şuradaki de 2 olması için 180 bölü 90 olması lazım, değil mi? Buradan da 2 saat olacak. Dolayısıyla x bölü kullanmadığım ne olacak? Hız 54 mü? X bölü 54'ün de eşit sürede olması için, bak, bunu da 2 saat çıkması lazım ya. İşler dışlar çarpımı yaparsam x'i buradan 108 olarak bulmuş olur. Tamam. Ama x'in alabileceği değerler toplamı diyor arkadaşlar. Demek ki biz x'in başka değerlerini de bulacağız. O yüzden ne yapacağız? Başka değerleri alacağız. Mesela ne diyelim? Karıştıralım. Bak, 300'e 150 demiştik. Şimdi 300'e bir 90 desek arkadaşlar. 300'e 90 desek. Dolayısıyla buradan ne çıkacak? 10 bölü 3 saat çıkar. Doğru mudur? Diğerlerinde 10 bölü 3 saat çıkması için, bak, şu 180'in de ne yapsak? Mesela 54 desek. Çünkü diğerini aldığım zaman, 150 aldığım zaman sanki daha küçük bir değer çıkacakmış gibi geliyor. O yüzden ne yapalım? 18'e bölersem 10, 18'e bölersem 3. Bak, 10 bölü 3 saat buradan da geldi. Dolayısıyla diğeri de ne olacak? X bölü hangisi olması lazım? X bölü kullanmadım, 150. X bölü 150 de 10 bölü 3 saat olması lazım. Bak, buradan sadeleştirdiğim zaman 50 gelecek. 50 ile de 10'u çarparsam X'de ne olacak? 500 olacak. X'in alabileceği değerler toplamı 500 artı 108'den ne olacak arkadaşlar? 608 mi olmuş oluyor? 608. Bakın, B şıkkında mevcut. Bence güzel ya. Geldik 7'ye. Ürünlerini 1 litrelik şöyle arada atladığımız yok, değil mi? Tamam. Ürünlerini 1 litrelik şişelerde satan bir meşrubat firması litresini A TL'ye mal ettiği içecekleri 3A bölü 2 TL'ye satmakta. Yani o zaman bak, bunun karı ne olacak? Şimdi şu 3A bölü 2'yi şöyle ayırabilir miyim? A artı A bölü 2. Bak, şurası ne olacak? Maliyetli diyordu ya. Bak, burası maliyet kısmı. Burası da bak, kar kısmı olmuyor. Bak, maliyetin yarısı değil mi? Bu ne demek? Ne demek? %50 karlı satıyor aslında. Değil mi? A'ya mal edip 3A bölü 2'ye satıyorsa aslında ne yapıyor? A bölü 2, yani %50 karlı satmış oluyor. Bunu anlıyoruz. Devam edelim şimdi. Ve bu şeylerin kapaklarından 5 tanesini getirene 1 litre meşrubat hediye etmektedir. Şimdi ben bir tanesini, bak, bir tanesini ATL'ye mal etmiyor muyum? Evet. O zaman 5 tanesini neye mal ederim? 5 ATL'ye mal ederim. Değil mi? Bu nedir arkadaşlar? Bu maliyettir. Tamam. Buna göre bu firma 5 şişe meşrubat satıp ardından 5 tane kapak getiren bir müşteriye hediye içeceği verdiğinde karı yüzde kaç olur? Şimdi zaten 5 tane ne oluyor? Alıyor. Meşrubat satıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu 5 tane satınca ne olacak? Bu 5 tane kapağı getirince bir tane daha hediye olacak. Bu firma arkadaşlar ne olacak? Aslında bunun maliyeti bir A daha olmuş olacak. Değil mi? Çünkü bir tane daha verdi ya. Bir tane daha verdi. Bedava verdi. Yani şurası da ne olacak? Hediye kısmı. Dolayısıyla bunun maliyeti 6A TL olmuş olacak. Firma açısından bakınca. Şimdi arkadaşlar, normal şartlar altında bu %50 satmıyor muydu? Ne kadar satıyordu? Bak, maliyeti 5A. Bunun %50'si ne yapar? %50'si 1 bölü 2 demek. Yani 5A bölü 2. Bu ne? Kar. 5A'ydı. Bu 5A bölü 2. Yani 2,5. 2,5 da eklersem 2,5A'yı 7,5A yapacak. Değil mi? Bu da ne olacak arkadaşlar? Satış. Şimdi bunun karı normal şartlar altında %50 idi ya. Ama şimdi ne oldu? Bedava verdiği için bunun maliyeti artık 6A oldu. 6A'da ne kadar kar? 1,5A TL kar. Benden şimdi bunun yüzdesini istiyor. Dolayısıyla yüzde ne kadar kar? Bakın, 4'te 1'i değil mi? Yüzünde 4'te 1'i ne yapar arkadaşlar? 25 yapar. Doğru cevabımız D şık.
8'e bakalım şimdi. Bir bakkal gün içerisinde da 8 tamam, bir tane daha sorumuz var. Bir bakkal gün içerisinde 500 mililitre, 1 litre ve 1,5 litrelik şişeler halinde su satmaktadır. Şöyle yazalım. 500 mililitre, 1 litre ve 1,5 litre. Çizgimizi de çekelim. Bu bakkalda, bu bakkalın toplamda 70 şişe su sattığı ve satılan bu suların toplamda 80 litre olduğu bilinmektedir. Bakın aslında iki tane birim var. Bir 70 şişe su birimler, bir şişe, bir de 80 litre. Bak litre. Tamam. Şimdi o zaman birimlerimizi bir yazalım. Şişeyi buraya, litreyi de buraya yazalım arkadaşlar. Bundan ne kadar olsun? Bundan A tane, bundan B tane, bundan da C tane olsun. E şimdi toplamda 70 değil mi? 70 tane şişe. Tamam. 80 litre. Bak ben litreyi bulurken nasıl yaparım arkadaşlar? Bak bir tane 500 mililitrelik olsa ne yapar? Benim 500 mililitrem olur. İki tane olsa bu şişeden, iki tane 500 mililitre ne yapar? 1000 mililitre. Yani 1 litre yapar. Değil mi? Ben aslında litreyi bulurken ne yapıyorum? Adetle, şişe sayısıyla 500'ü çarpıyorum. Şişe sayısıyla 500'ü çarpıyorum. E şimdi arkadaşlar bak bunlar litre cinsinden ya. O zaman bunu da litre cinsinden yazacak olursam 0,5 litre olmayacak mıdır bu? Tamam. E dolayısıyla ben adetle A tane olsun dedim. A ile 0,5 çarpacağım. E 0,5 de arkadaşlar 1/2'dir. Dolayısıyla bu A bölü 2 litre olacak. Artı bundan B tane olsun dedim. B ile de 1'i çarparsam B olacak. E bundan 1,5 C tane olsun dedim. C ile de 1,5'u çarparsam ne olacak? 1,5 dediğimiz aslında 3/2. Dolayısıyla 3C bölü 2 olacak. E bu da litre sayısını verecek bana. Litreyi verecek. Ne kaç litre? 80. E dolayısıyla yukarısını eksi ile çarpıp taraf tarafa toplarsam ben ne olacak arkadaşlar? B'ler birbirini götürecek. 3C bölü 2'den C çıkarsa C bölü 2. A bölü 2'den A'yı çıkartırsam eksi A bölü 2. 80'den de 70 çıkartırsam 10. Peki benden buradan paydaları eşit. C eksi A bölü 2 eşittir 10. Buradan da C eksi A değerini 20 olarak bulmuş oluruz. Benden ne istiyor? Buna göre satılan 1,5 litrelik su şişesi sayısı. Su şişesi sayısı. Neydi? C'ydi. 500 mililitrelik su şişesi sayısından, yani A'dan kaç fazladır? Benden C eksi A'yı istiyor. E onu da zaten 20 olarak bulmuştuk arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız bakın D şık. Geldik 9. ve son sorumuza. Hafta içi her gün Ahmet 1,5 TL, Gürkan 3,5 TL. Hafta sonlarında ise Gürkan günde 1,5 TL, Ahmet günde 2,5 TL parayı başlangıçta boş olan kumbaralarına atmaktadır diyor. Şöyle şuraya Ahmet diyelim. Şuraya da ne diyelim? Gürkan diyelim. Bir hafta içi Ahmet ne kadar atıyormuş arkadaşlar? 1,5 TL. Doğru mudur? Tamam. Gürkan 3,5 TL. Tamam. Hafta sonları da bakın şunlar hafta içi olsun. Şurası da hafta sonu olsun arkadaşlar. Ne diyor? Ahmet günde 2,5 TL. Gürkan da ne olacak arkadaşlar? 1,5 TL. Bu da 1,5 TL atıyormuş. Tamam. Şimdi hafta içi bakalım ne diyor bizden? Buna göre en az kaçıncı gün kumbaralardaki biriken paraların farkı 89 TL olur. O zaman biz bir haftada acaba ne kadar aralarında fark oluyor bir bakalım. Şimdi Ahmet hafta içinde 1,5 TL ya. Hafta içinde 5 gün var. O zaman ne olacak? Hafta içi 7,5 TL. 1,5 ile 5 çarptım 7,5 oldu. Hafta sonu da 2,5. 2 gün var hafta sonu cumartesi pazar. Ne olacak? 2 tane 2,5'tan 5 TL de burada olacak. Yani Ahmet'in biriktirdiği toplamda 12,5 TL olmuş olacak. Tamam mı? Bir haftada. Gürkan'a bakalım. Bir haftada 3,5. Bir haftada 5 gün var arkadaşlar. 5 ile 3,5'u çarpacak olursam ne olacak? 17,5 TL mi olacak? Tamam. Hafta sonunda 2 tane 1,5'tan 3 TL olacak. Dolayısıyla 17,5 3 TL'de hafta sonu toplamda 20,5 TL olacak. O zaman arkadaşlar bak bir haftada ne kadar fark oldu? 8 TL fark var. 8 TL fark var. Peki ben bu farkın ne olmasını istiyorum? 89 TL olmasını istiyorum. Bir de gün sayısının en az olmasını istiyorum. Dolayısıyla bak ben şimdi 80 desem bak 8 hafta desem 80 yapıyor ya, yaklaşıyor ama biraz daha temkinli davranmakta fayda var arkadaşlar. Şimdi 7 haftada ne olacak? 7 kere ne olacak arkadaşlar?
Niye 7 hafta diyorum ya? Biraz şeye yaklaşacağız ya. 10 haftada diyelim ya. 10 haftada. Ne olacak? Aralarındaki fark 80 TL olmuş olacak. 80 TL fark olacak. Ben 89'a arıyorum. Şimdi biraz dikkatli olmak lazım. Bak 10 haftada. 10 haftada kaç gün var? 70 gün var. 70 gün şu anda cepte. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben bir hafta daha yapsam. Bak 11 hafta yapsaydım. 11 hafta yapsaydım. O zaman fark ne olacaktı? 11 hafta yapsaydım. 88 olacaktı. 88 olacaktı. Değil mi? 89 için de ne olacaktı arkadaşlar? 89 için de yine bir ayarlama yapacaktık. Bak 1 TL'lik fark da şuradan gelirdi. Ayarlama yapardım. Ama benim amacım bugün sayısını en az yapmak. Acaba 76 olabilir mi diye bir kullanmak lazım. Çok dikkatli olmamız lazım arkadaşlar. Şimdi bir haftayı ben bitirdim mi? Pazartesi'den başladık. Pazara kadar gittik. Tamam bu şekilde. O zaman ne yapalım? Şimdi şu andaki farkımız 80 TL. Bak bir hafta içi olmuş olsa, bak bir hafta içi olmuş olsa hafta içindeki fark ne oluyor arkadaşlar? Bakın hafta içinden tekrar hafta içine döndük ya pazardan sonra. Hafta içindeki fark 17,5 ile 7,5'un farkı ne oluyor? 10 TL oluyor. 80'e 10 eklesem ben 90 geliyor arkadaşlar. Değil mi? Fazla geliyor. Bak fazla geliyor. O zaman yani benim bu işi pazartesiden değil de atıyorum fazla geldi ya perşembeden, cumadan neyse yani oradan başlatmamız lazım. Tamam. Mesela hafta içinden 2 gün alsak. Bak hafta içinden 2'şer gün almış olsak. Şimdi bir günlük fark ne oluyor? 3,5 ile 1,5 arasındaki fark ne oluyor arkadaşlar? 2 TL oluyor. 2 gün alacaksam aralarındaki fark ne olacak? 4 TL olmuş olacak. Doğru mudur? Ama böyle yaptığımızda biraz daha uzaklaşıyoruz değil mi? Biz yine eski sistem yine pazartesiden başladık. Bak bir haftada yani hafta içi günlerinde. Bak hafta içi günlerinde 5 günden bahsediyorum. 5 gündeki fark neydi arkadaşlar aralarındaki fark? 10 değil miydi? Şimdi önceki fark şimdi 80'di. 10 daha ekledik. Fark ne oldu? 90 TL oldu fark. Şimdi ben 5 gün gitti ya. Bak 5 gün daha geçtik. Ne oldu? 75 gün oldu. Doğru mudur? Ama 1 TL fazlalık var. Şimdi bak hafta sonlarına bakınca hafta sonlarında fark tam tersine dönüyor. Niye? Çünkü Ahmet daha fazla koyuyor arkadaşlar. 2,5 ile 1,5 arasındaki fark da ne olacak? 1 TL. O yüzden buradaki 1 TL'yi benim ne yapmam lazım? Çıkarmam lazım. Sebebi ne? Ahmet hafta sonları 1 TL Gürkan'a göre fazla attığından dolayı. 89 TL oldu mu? Oldu. Bakın demek ki hafta sonundan da bir gün aldığım zaman bu iş olmuş oluyor. 70, 75, 76 gün olmuş oluyor arkadaşlar. Doğru cevabımız E şık. Buna da bir yıldız atalım. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.